Kutsal Kitap Bilgilendirme Derneği'nin de içinde bulunduğu Kadıköy Uluslararası Topluluğu'nun binası geçtiğimiz yıl 7 Aralık'ta kundaklanmış ve binada bulunan kitaplar zarar görmüştü. Yeni bir yer arayışına giren Kutsal Kitap Bilgilendirme Derneği, Kadıköy Hasanpaşa'da 3 katlı bir binayı satın alarak dernek merkezini buraya taşıdı. Binanın açılışına Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Behnan Konutkan, İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Başkanı Timur Topuz, Ermeni Patrikhanesini temsilen Bogos Sanacıoğlu ve çeşitli kiliselerden davetliler katıldı. Rab, gerçekten çok mutluyuz. Böyle binaların olması, böyle kiliselerin, kilise hizmet eden yerlerin olması, ya Rab, bir mucize ya Rab. Bir mucize ya Rab. Haleluya, haleluya. Mutluyuz. Yıllar önce ben İsa Mesih'e geldiğimde, 1973 yıllarda böyle yerler yoktu. Ve 1970'te Ankara'daydım, üniversitedeydim. Bana buradan mektuplar gönderiyorlar, paket paket mektuplar gönderiyorlardı. O mektupları okuyup yanıtlardım ve ziyaret de ederdim. Birçok şehirlere ziyaret ederdim. Ve o tohum işte burası oldu. Artık resmi oldu. Rabbe şükürler olsun. Şimdi bizim için de yani eski olanlar, 1970'li yıllar, 1980'li yıllar bizim için de bir rüyaydı. Böyle her sokak başında bir kilisenin olması, bütün Türkiye hizmet eden bir yerin olması bir rüya gibi. Ama Rab bu rüyayı gerçekleştirdi ve Rab bizi daha çok şeyler göreceğiz. Daha çok uyanışlar verecek. Düşünebiliyorsunuz ki bir Kars'ta, bir Iğdır'da, bir Mardin'de ya da eskiden ben 1982'de Kitab-ı Mukaddes şirkete geldiğimde aklı başında insanlar, kıraatlı insanlar, hocalar, profesörler kutsal kitap İncil alırken lütfen paket yapar mısın? Paket yapıyordum, poşete koyuyordum. Neden? İncil olduğunu görmesinler diye. Öyle. Ama bugün artık elimizi sallayarak gidebiliyoruz. Artık internette her sitede İncil var. Fuarlarda İncil var. O ruh kırıldı. Haleluya. Kutsal Kitap Bilgilendirme Derneği demek gerçekten kutsal kitabın, bu elimizde tuttuğumuz kitabın insanlara ne anlattığını, nasıl anlattığını ulaştırabilecek bir merkez. Çok önemli. Yani birçok kilisenin aslında vitrini. Burası için dua edelim. Burası, buranın gelişmesi ve buradan gerçekten büyük bir ışık yayılması için dua edelim. Rab burayı kullansın. Ve burada çalışanlar da lütfen ne kadar önemli bir yerde hizmet ettiklerinin bilincinde her daim olsunlar. Çünkü sadece buradaki mektuplaşma kursunun bilmem nesi yüzümüzü değil, çalışanı değil, bütün Türk Kilisesi'nin vitrinisiniz siz burada. Çok önemli. Çünkü insanlar size ulaşacaklar. Sizin aracılığınızla Türk Kilisesi'ne ulaşacaklar. Kamu için de vitrinsiniz. Bunu değerlendirelim. Lütfen unutmayalım. Yani bu gerçekleri aklımızdan çıkarmayalım. Senin ışığını, senin kutsallığını yayanlar olsun. Lütfen rica ediyorum. Senin gelişin her günden daha yakındır. Ve her günden daha çabuktur. Rica ediyorum tüm insanlığı ve tüm bizleri ikinci muhteşem gelişine hazırla. 30-40 yıl önce bunlar çok zordu. Ama şimdi artık bir sevgi birleşmesi, sevgi birlikteliği oluyor. Ben buna çok seviniyorum. Ve tüm kutsal kitap çalışanları için dua ediyor. Ve ışığının yayılması için. Kardeşimin dediği gibi diyalog çok önemli. Gerçekten bizim iyi bir diyaloğu, birbirimizi tanımaya çok ihtiyacımız var. Onun için ben onun sevgi ve selamlarını getirdim ve bereketini getirdim. Yüzyıllardır birçok inanca ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarında farklı inançlar ayrıştırıcı değil, birleştirici ve kültürel bir zenginlik olmuştur. Bizler Hristiyan inancına sahip kişiler olarak da bugün bu zenginliğin bir parçası olarak yaşıyoruz. Sevginin, saygının, hoşgörünün tüm dünyayı daha da yaşanabilir bir yer yapacağına inancımız tamdır. Çok kıymetli misafirlerimiz, derneğimizin binasının herkesin gelebileceği, özgürce konuşabileceği, araştırmalar yapabildiği bir merkez olarak kullanılmasını istiyoruz. Çünkü yaşadığımız bu modern çağda kendimizi ifade etme olanaklarımızın yasal çerçeveler dahilinde artması
toplumsal uzlaşı ve barış kültürünün daha da ilerlemesine sebep olacaktır. Bu sebeple Türkiye'de din, inanç hürriyetinin evrensel insan hakları hukukuna paralel bir şekilde gelişmesi için, din ve inanç hürriyetinin geliştirilmesi bakış açısıyla toplumda ön yargıların azaltılması ve hoşgörü kültürünün gelişmesi için çaba sarf etmekteyiz.